Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometry Geometri Kampı'nın 29. haftası 2. videosundayız. Ne yapıyorduk? Piramitten bahsediyorduk ve yarıda kalmıştı şimdi 2. videosundan yani piramiti bu videoyla sonlandıracağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 12'de kalmıştık. Hacmi 8 birim küp olan bir küp şekillik gibi ABC düzlemi boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. Evet hacmi 8 ya bir kenara A diyecek olursak A küp eşittir 8 ise A buradan kaç gelir? 2 gelir. Evet A bir, bir kenar kaç çıktı? 2 çıktı. O zaman burası da 2 burası da 2 burası da 2 mi? Evet. Buna göre diyor ikinci parçadaki T noktasının ABC düzlemine uzaklığı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi 2 2 iken burası kaç yaptı? 2 kök ki. 2 2 iken burası da 2 kök ki. 2 2 iken burası da 2 kök ki yaptı mı? Yaptı. Dikkat dikkat burada çok dikkat. T'nin şuradaki düzleme olan uzaklığı isteniliyor bizden. E, bu düzleme olan uzaklığı isteniliyorsa o zaman bizden H isteniliyor. Yani tabana ait yükseklik isteniliyor. Yani cisim yüksekliği değil mi bu? Evet. E o zaman cisim yüksekliği isteniliyorsa hangi şey aklınıza gelir? Tabii ki hacim. Değil mi? O zaman bunun hacmi nedir? O zaman şu çıkarılan parçanın hacmi 1. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Taban alanı 2 kökünün karesi eşkenar üçgen ya. 2 kökünün karesi kök 3 bölü 4 taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'e mi eşit olacak? Evet bu neye eşit arkadaşlar? Hacime eşit. Peki arkadaşlar bu bir piramit. Piramit deyince şu şekilde algıladık bunu. Bu Bir de soru şuraya itiyor aslında. Bir de T'nin şu ABC olan ABC düzlemin olan uzaklığı isteniyor ya. Soru gerçekten beni direkt buraya itiyor. Tabanı ABC diye düşün diye itiyor. Ama aynı zamanda bu piramitin hacmini bulurken Arkadaşım şu da bir piramit değil mi? Tabanını şurası seçersek. Taban burası iken bu alttaki düzleme dikti değil mi? Önceden bak şöyleydi. Şu küp şeklindeydi. Bu zemine dikti. Yani burası da dik burası da dik. Aa, O zaman taban burası iken yükseklik şurası olabilir. Ya da taban şurası iken yükseklik burası olabilir. Ya da taban burası iken yükseklik şurası olabilir mi? Evet. Aynı zamanda ben buradaki cismin hacmini bulurken Şurasını düşüneyim. Tabanı burası yüksekliğini de şurası olarak düşünecek olursam da yine hacmini bulabilirim. Evet dik piramit olmuyor bu ama olsun dik piramitin hacmi normal piramitin hacmi de yine aynı şekilde taban alanı çarpı yükseklik. Taban belli mi belli bir üçgen o da nedir 2 çarpı 2 bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik yükseklik de burada şuradaki uzunluk kaç birim arkadaşım şöyle bakacak olursam burası da 2 birim değil miydi evet Taban alanı 2 çarpı 2 bölü 2 çarpı yükseklik bölü 3'e eşit olacak mı? Olacak. Her iki de cismin hacmini veriyor bana. O yüzden bunlar birbirine eşittir. E o zaman burada sadeleştirmeleri yapalım. Bölü 3ler gitti mi gitti. Ondan sonra şuradaki 2'ler gitti. Şuradaki 4 ile 2'nin karesi gitti. Burası e, kök 2'nin karesi 2 yaptı. O zaman buradaki 2 de gitti. Burada kök 3 h kaldı. Kök 3 h eşittir. Burada da 2 kaldı. 2 ise H da böylelikle 2 bölü kök 3 olarak çıktı. Hatta kök 3 çarparsak eğer biz bunu kök 3 çarptığımızda 2 kök 3 bölü 3 olarak bulmuş oluruz yüksekliği. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Yani piramide sadece tabanı tek bir taraflı bakmamayı öğreten bir soru. O yüzden bu soru yıldızlı soru. Yani yıldızı hak ediyor arkadaşım. O yüzden lütfen buna da dikkat edin. Evet gerçekten hoş bir soru. Örnek 12'yi hallettik. Geldik örnek 13'e. Yukarıdaki şekilde üçgen dik prizma içinde köşeleri prizmanın ayrıtları üzerinde olan üçgen piramit verilmiştir. Üçgen piramit. E şimdi olayı öğrendin artık. İster tabanı burası seç ama yüksekliği burası mı oluyor? Hayır. Bak bu zemine dik değil. Bak yükseklik bu sefer burası olmuyor. Ama burada üçgen piramitte şu cisim yüksekliği zemine ve tabanı dik ya. Tabanı şurası seçecek olursan eğer yüksekliğin şurası mı olmuş oluyor? Evet. Şimdi bunları da kullanacağız o zaman. Şunlar eşit verilmiş. Bunlar da eşit verilmiş. Aa burada. Burası A iken burası 3A olur mu? Olur. Çünkü hacimler oranı isteniyor. Taban alan çarpı yükseklik kullanacağız o zaman değil mi? O zaman burada taban alanını yazdım. Burası a eşit eşit olunca a iken 3a oluyordu. Ee, bir de burada a üst t burası h iken a t, 2h verilmiş. O zaman şuraya bir 2h yazalım. Şu a üstü t'ye de h yazalım. Şimdi piramidin hacmini bulalım. Piramidin hacmi nedir arkadaşım? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı nedir? A çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz nedir? 2h bölü 3. Prizmanın hacmini oranı bölü. Prizmada taban alanı kaç A yaptı tabanı? 4 A mı yaptı taban alanı? Evet. Taban alanı 4 A çarpı yükseklik 3 H. Bölü 3 yok. Bölü 3 piramitteydi arkadaşlar. Ucu sivri olanlardaydı. E bitti gitti. Sadeleştirmeleri yapacak olursak A'lar H'lar gitti mi gitti. E burada 2 ile 4 sadeleşti 2 kaldı. Yukarısı 1 bölü 3 yaptı. Aşağısı da 6 yaptı. Bölü 6'dan 1 bölü 3 çarpı bu 6 bölü 1 ya. Ters çevirip çarpacağız. 1 bölü 6'dan 1 bölü 18 diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Yani örnek 13 1 bölü 18 çıktı. Geldik bir sonraki soruya diyeceğim. Evet düzgün 400'de. Arkadaşlar müfredatta var mı yok mu diye baktım. Müfredatta var. Daha önce yok diye biliyordum aslında ama müfredatta var. Ama ÖSYM soruyor mu? Sormuyor. O yüzden buradaki formülleri ezberlemeyin. Ama sormayacağı anlamına da gelmiyor. Ya hocam yan yüz yüksekliği bu, 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 bu. Bunu ezber. Ezberle kardeşim demek benim tarzım mı? Değil tabi. E o zaman ne yapacağız? Şimdi düzgün dört yüzlü tanımına bakacağız. Tanımına yoğunlaşacağız. Geri kalan her şeyi biz kendimiz çıkartırız. Sana tek bir tavsiyem olacak. Şimdi söyleyeceğim o saat tavsiyeyi de. E tüm yüzeyleri eşkenar üçgen olan piramide düzgün dört yüzlü denir. Bir de bunun düzgün sekiz yüzlüsü var arkadaşlar. Sekiz yüzlüden de biraz sonra bu bittikten sonra bahsedelim. Bütün yüzey yani aslında tabanı eşkenar üçgen olan ve yan ayrıt uzunlukları da eşit olan biz şekle biz ne diyoruz arkadaşım? Düzgün dört yüzlü diyebiliriz. Tabanı eşkenar üçgen bak a a a. Yan ayrıt uzunlukları da ne oluyor? A a a. Bütün yüzeyleri aynı eşkenar üçgen oldu. Peki düzgün dört yüzlü. Düzgün piramitlerde ne oluyordu? Yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Hocam bir yükseklik çizdiğim zaman alttaki şeklin ağırlık merkezine düşecek. Alttaki şeklin ağırlık merkezinde tam yüksekliğin kesim noktasında değil mi? Evet. Şu yüksekliği çizince olay bitiyor kardeşim. Her şey kendi dilinden çıkıyor. Bak şimdi ben bunu çizdim. Yükseklik buraya düştü. Hocam altlık şeklinde ağırlık merkezi ya. O yüzden bir kenarına 6 ya da 6'nın katı demeniz şiddetli tavsiye edilir. Niye? Burası A iken A bölü 2 ile uğraşacaksın böyle. A bölü 2'nin kök 3 katı bir de 3'e bölünmüş parça 1'e 2 şeklinde falan olacak ya. Ondan dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani burada A yerine bence 6K deseniz yani bir kenara 6K deseniz 6'nın katı şeklinde verirseniz daha sağlıklı olur. Yani burası 3K 3K olur. Burası 3 kök 3K olur. Ağırlık merkezine geldiği için 3'e böldüğün zaman burası kök 3K. Burası da kök 3K olur. E, hatta 2 kök 3K olur pardon. E sonra hocam yan yüz yüksekliği lazım olacak bana. Yan yüz yüksekliği de işte bu değil midir arkadaşım? Tam buradan buraya çizilen kenar ortay. eşkenar artı silen kenar ortay. Yan yüz yüksekliği yapmıyor mu? Yapıyor. İşte bu yan yüz yüksekliğini bulacağız. Onu da nerede? Şuradaki pisagordan bulacağız. E, 3K ise burası da 3 kök 3K yapıyor burası. Şöyle bakacak olursan. Değil mi? Evet. E ee, burada Pisagor bağıntısından da cisim yüksekliği çıkar mı çıkar? Evet bir kenar 6K iken cisim yüksekliği çıkıyor. Burası 3 kök 3K burası da kök 3K. Yani buradan H kare eşittir. Ee, ya da H kare artı kök 3K'nın karesi. Yani 3K kare eşittir. 3 kök 3K'nın karesi. Yani 27K kare olduğundan dolayı H kare buradan 24K kare olur. H da böylelikle ne çıkar? 2 kök 6K olur. Bir kenar 6K ise yalnız dikkat et. E sen burada haşı da bulduktan sonra 2 kök 6 k bulduktan sonra hocam hacim istenmiş. Ya ezberlemeye gerek var mı? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Her şey k cinsinden belli oldu. Bitti gitti. Alan istenmiş. Alanda basit. Alanda nedir arkadaşım? Alanda e, 4 tane eşkenar üçgeni alanı. 4 tane eşkenar üçgeni alan 4 tane akara kök 3 bölü 4 yani akara kök 3 yapıyor. Hocam cisim yüksekliği 2 kök 6 k bir kenar 6 k ise ya da Yüksekliği a kök 6 bölü 3 ol olarak verilmiş mesela. Ama a yerine biz 6k yazarsak bak burada 6k yazarsak. Hocam ne oldu burada? 3'ler sadeleşti. 2 kök 6k geldi direkt. İşte yüksekliği de biz buradaki Pisagor bağıntısından bulmadık mı bulduk. Yani hiçbir şekilde ezber yapma. Düzgün 400'lü de tek yapman gereken şey neymiş? Bir kenara altını katıp verirsen işlem kalabalığın olmaz. Daha rahat bir işlem yaparsın. Bir de Tamam her şeyi bulursun. Böyle bulursun. Düzgün 800 yüzlü var. Düzgün 800 yüzlü de çok basit. Tabanı aynı olan iki tane kare dik piramidin birleşimi şeklindedir. Bak bak bak. Bir üstte bir de altta. Şöyle. Gördün mü? İşte 8 tane yüzü oldu. 4 tane yüzü. 8, 4 tane yüz. yukarıda. Şu alttaki tabanlar çakıştığı için o taban gözükmüyor. 4 tane şey aşağı, aşağıda. O zaman ne oldu? 4 tane düzgün yüz. Ama bunlar da eşkenar üçgenden oluşacak. Düzgün 800 de bu bir kenar a a a 8 tane eşkenar üçgenden oluşacak. E burada hocam şeyi bulurken ne yapacağız? E düzgün kare piramitte ne yapıyorsak onu yapacaksın. Yani dik çiz dik çiz dik çiz yaparak şuradaki yüksekliği de yine bulabilirsin. Yan yüz yüksekliğini bulduktan sonra e, her şey çıkıyor mu? Yan yüz yüksekliği isteniliyorsa bu şekilde. Ya da ne bileyim e, şeyden dolayı da yapabilirsin. E, cisim yüksekliği isteniliyorsa. şuradan dik çizdin, şöyle dik çizdin. E burası a ya, burası da a kökü ya. Şurası da A olduğundan dolayı A kök 2 bölü 2 burası. Pisagor bağıntısından burası da A kök 2 bölü 2 çıkıyor. E, bu cisim yüksekliği şurası olmuş oldu. Burası da A kök 2 bölü 2. E, her şey de yine buradan çıkmış oluyor. Yani düzgün 800'lü müfredat da ben görmedim. Ama çıkarsa da iki tane kare dik piramitin birleşmiş hali ama tüm yüzeyler eşkenar üçgen olacak. Tamam mı? Bunu da sakın ama sakın unutma. Yani önemli olan formülleri ezberleme demek değil neyi ne zaman nasıl yapacağın önemli. İşte bunu öğrenmek en önemli bilgidir bence. Geometride bu kadar zaten böyle hareket ettik. Bundan sonra da tabii ki bu şekilde hareket edeceğiz. Yani son noktada ezberle kardeşim demek bize yakışmaz. Evet bir ayrı sunucunda altı olan düzgün 400'ün hacmi. Formülü bilen yaptı. Hacmi neymiş? A küp kök 2 bölü 12. Yani formülü bilen arkadaş e, altının kübü çarpı kök 2 bölü 12'den yaptı zaten. Ne çıktı burada? Hocam bir tane 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı kök 2 bölü 12 ya. Şununla şu sadeleşince 2. 2 ile 6 sadeleşince 3. 18 kök 2 diye bulur. Ama bilmiyorsak ne yapacağız? Hadi bakalım. Bilmiyoruz kardeşim. Şekli çizelim. Tabanda bir eşkenar üçgen çiz. Şeklin çizmeyi de öğren. Tepede bir nokta belirle. Sonra üçgenleri birleştir kardeşim şöyle. Tabanın şu olduğunu belirle. Ondan sonra her şey bitiyor kardeşim. Bak şöyle. Evet tabanda bir eşkenar üçgen çizdim. Bütün yüzeylerde eşkenar üçgen. Arkadaşlarım şurada bir kenar 6 vermiştim zaten. Sonra da bak kolay yap diye 6 vermişim. Daha da zoruda gelmez. 6'nın katı verilir zaten. 6, 6. Her yer 6 mı? 6. E ne yapacağız? altı şeklinde ağırlık merkezine denk düşüyordu. Yükseklik. E şuradan bir yükseklik çizdiğin zaman e, şuraya denk düşecek yükseklik. Hadi bakalım. Şurası yükseklik. 6 ise 3, 3. Hocam 3 köküç oldu burası. Yükseklikten dolayı. 3 köküç ise burası köküçe ağırlık merkezinden dolayı 2 köküç oldu. A burada ben şöyle bir yükseklik çizdim ama cisim yüksekliğini bulurken zaten direkt buradaki dik üçgenden de çıkartabilirim. Yani şurası haşken h, h kare neye eşittir? 6'nın karesi eksi 2 kök 3'ün karesi olacak. E o zaman burada 36'dan 12 çıktı 24 yaptı. H da böylelikle 2 kök 6 geldi. H 2 kök 6 ise o zaman hacim neye eşit olacaktır? Taban alanı a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik. Yükseklikte 2 kök 6. Bir de bölü 3 mü diyeceğiz? Evet. 1 de bölü 3 deyince olay bitti. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. Şunlar şunlar 36 ile 4 sadeleşti. 9, 9 ile de 3 sadeleşti. 3, 3 kere 2, 6 kök 6 bulduk? Evet biraz önce o Burada ha pardon kök 3 ile kök 6'ın çarpımı kök 6 alt... değil. Kök 3 ile kök 6'ın çarpımı kaç yaptı? Kök 18 yaptı. Buradan da kök 18 ile 3 kök 2 olduğundan dolayı 6 kere 3 18 kök 2 diye cevaba ulaşır mıyız? Kesinlikle ulaşırız. Yukarıda formülle de biz 18 kök 2 bulduk mu bulduk. İşte bu sorunun formüllüsü bu. Formülsüz de bu. Formüle gerek var mı? Vallahi bence gerek yok. Hayatım boyunca bak hayatım boyunca şuradaki formülleri ezberlemedim. Rahat ol. Sen rahat ol. Hayatım boyunca ezberlemedim ama hayatım boyunca gelen bütün düzgün altıgen sorularını da bu şekilde bir kenara altını kat diyerek dedim ki soruda da zaten altlıyordu. Ve bu şekilde yaptım. Sen de bu şekilde yap. Tavsiyemdir. Sakın ama sakın. Başka bir şeyler, fantaziye girme yani. Tamam. Evet geldik kesik piramide. Kesik piramit nedir? Piramitin kesilmiş halidir. Evet kesik piramit dediğimiz yalnız şurası. Niye? Piramiti kestin. Üstteki parça hala daha piramit olmuş oluyor. Yani kesiyi değil. Baksana burada ne yaptık? Kestik. Alttaki parçaya biz kesik piramit diyoruz. Kesik piramitte ne yapacaksın biliyor musun? Yani benzerlik ilişkisini kullanacaksın. Başka da hiçbir şey yok. E hocam şş, kestiğin zaman taban düzlemine paralel bir şekilde kestiğin zaman şunlar paralel oluyor ya. Paralellikten dolayı atıyorum şu an atıyorum. Şuraya 2A diyeyim şuraya da A diyeyim mesela tamam mı? Hocam burada 2 bölü 3 orandan dolayı yüksekleri de burası 2 açsa burası da H olur mesela. Çünkü 2'ye 3, 2'ye 3 ya da 2'ye 1, 2'ye 1. Şuradaki kenarlar mesela 2x kenar burası da ne olur? 3x olur. Hocam taban alanları o zaman 4x kare burada da 9x kare oluyor ya. Benzerlik oranının karesi taban alanlarına eşit olur. E peki hacimleri ne olacak? Daha öncesinde benzerlik alan ilişkisinde benzerlik oranının karesi hacimler oranına eşit derken Pardon alanlar oranına eşit derken Şimdi de benzerlik kullanacaksın. Kesik piramitte kesinlikle. Böyle kesik piramit gördüğün zaman tam piramitte tamamla benzerlik uygula. Benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit olacak. Yani mesela burada 2 bölü 3'ün kübü kaç yaptı? 8 bölü 27 yaptı. Hocam dersin ki sonra burası 8V iken burası 27V deme. Çünkü tamamı 27V yapacak. Buraya da 19V kaldı diyeceksin. Hocam 19V'yi ben nasıl bulacağım? E üstteki şuradaki normal piramit. Buradaki piramidin hacmini bul. 8V eşittir taban alan çarpı yükseklik bölü 3D hacmini bul. E hacmini bulduktan sonra da olay bitiyor mu? Bitiyor. 8V'yi bulduktan sonra V'yi bulursun. Sonra da 19 vyi kesinlikle, kesinlikle rahat bir şekilde ulaşırsın. O yüzden gerçekten kesik piramit çok kolaydır. Benzerlik ya işlemler yapacaksın ve hacim, benzerlik hacim ilişkisi de benzerlik oranı kübü hacimler oranına eşit olacak. Kesik dinamit gördüğün zaman da hop tamamla bunu tamamlayıp ona göre işlem yap. Haydi bakalım örnek 15'e. Alanlar oranı 1 bölü 9 demiş. Alanlar oranının oranın kare, kare, benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit ya. Şöyle de bir kesit var ya. E o zaman şunlar birbirine paralel. Paralel olduğundan şu üçgenler benzer. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit olduğundan alanlar oranı kare de benzerlik oranı eşittir. Yani 1 bölü 3 benzerlik oranı vardır. E o zaman burası A iken burası 3A. Tamam. Benzerlik oranı 1 bölü 3 iken kübü de 1 bölü 27 yapar. Hacimler oranı da 1 bölü 27 olacak. O zaman burası V iken burası 27V değil. Alt taraf 26V olacak. Peki buna göre oluşan kesik piramit kesik piramit böyle kestiğim zaman kesik piramit üstteki mi alttaki mi? Tabii ki alttaki 26V isteniliyor bizden. Şimdi kesik piramidin hacminin kesilmeden önceki piramidin hacmine oranı. Kesik piramidin hacmini 26V bulduk. Kesilmeden önceki piramidin hacmine 27V. Yani cevap böylelikle 26 bölü 27 çıkar. Evet cevap bu çıktı. Gördüğünüz üzere kolay. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 16'ya. Taban ayrıtının uzunluğu 4 birim olan kare dik piramit. 4 birim verilmiş. İçine şekildeki gibi tabanları çakışık ve 4 köşesi piramidin yan piramidin ayrıntıları üzerinde olan küp yerleştirdim. Bu bir küpmüş. Eyvallah. Küpün hacmi 27. Arkadaşım A küp eşittir 27 ise A'yı buradan kaç bulursun? 3 bulursun. A'yı 3 bulduk. Şurası 3. Peki. Kübün hacmi 27 birim küp olduğuna göre piramidin hacmi nedir diye soruluyor. Piramidin hacminde ne yapacağız arkadaşlar? Hop cisim yüksekliği lazım olacak bana. Peki arkadaşım burası 3 birim bulduk. E hocam burası da 3. E burası 4 ya. A benzerlik çıktı. Şurası benzerlik gördün mü? 3 bölü 4. Benzerlik oranı 3 bölü 4 ise o zaman hocam şuraya kadar olan yükseklik 3 h buraya kadar olan yükseklik de h değil midir? Şuradan şuraya kadar olan yükseklik evet. Şimdi a h dediğim şuradan çizilen dikle şuradaki dik arasındaki uzaklık h dediğimde zaten 3 değil mi şurada? Şu dikey uzunluk 3. E o zaman burası 3. 3 h kaç yaptı o zaman? 9 yaptı. E o zaman hiç benzerlik alan ilişkisine ya da hacim ilişkisine girmemize gerek yok. Çünkü bizden kesik piramidin falan hacmi istenilmiyor. Tüm piramidin hacmi isteniliyor. O zaman taban alanı çarpı yükseklik bölü ölçü unutma. Ben bazen unutuyorum. Belki de bu videolarda unutmuşumdur ama sen unutma. Lütfen unutma. O zaman acım taban alanı a kare çarpı yükseklik 12 bölü 3 olacak arkadaşlar. Ucu sivri olan şekillerde bölü 3. Şunlar şunlar gitti. 4 kaldı. 16 çarpı 4'ten de cevap kaç yapıyor o zaman? 64 mi yapıyor? Evet. Cevabı böylelikle 64 bulduk arkadaşım. Ve geldik bir sonraki soruya. A uçak resmi. Şekildeki kesik primitin açılımını. Kesik primitin açılımı. Arkadaşım şu kesik piramide bakalım. Bak taban kareyken yan yamuklar, yan yüzü yamuklar değil mi? Yamukları şöyle aç. Bir de üstteki kare var. Bak. Burada kare, yamukları açtım. Üstteki kareyi de şuraya koymuşum. İstersen buraya da koyabilirdim, istersen buraya da koyabilirdim. Ya da yamukları yan yana çizip kareleri bir alta üstte falan koyabilirdik arkadaşlar. O şekilde de olabilirdi. Neyse o zaman kesik piramit. Bak ÖSYM tarafından sorulmuş. Biz burada kesik piramidi ne yapmalıyız? Çizmeliyiz. Kesik piramit çizerken de tam piramitten faydalanıyoruz. Bak şu tam piramiti yap. Kesik piramit çizerken çok... Ya zaten kesik piramitle ilgili işlem yaparken de biz tam piramit yapmıyor muyduk dostum? Evet. E o zaman kendi sorduğum soruya kendim cevap veriyorum. Evet. Ne yapıyoruz? Tam piramit yaptık. Bir de bunu keseceğiz. Kes kardeşim bunu. Al kestim. Şöyle kestim. Şöyle kesmeyi de bil. Hop şöyle. İşte alttaki şekil bizim kesik piramitimiz. Şuradaki şekil. Evet. Şuradaki şekli hallettik. Zaten kesik piramit gördüğümüz anda tam piramide tamamlayacaktık. Eyvallah. Bunu da tam piramide tamamladık. Olay bitti bence. Şimdi gençler neler verilmiş bize? Açılışında taban kenarı 8 ki, tavanı da 4 kökki verilmiş. Hemen yazalım. Arkadaşım şurası 8 kökki, burası da 8 ki, burası 4 kökki verilmiş. Oo, burası 4 kökki mi? Evet. Burada benzerlik şunda şu birbirine benzer ya. 4 kök bölü 8 kök 1'e 2 oran var. Yani şundan ne oldu? Birbirine eşit oldu. Çok güzel. Madem 1 bölü 2 benzerliğe girebilirim. Dur. Bir de yan ayrıt. Yamuğun bir kenarı 5 verilmiş. Oo, şurası da 5. Şurası da 5. E o zaman burası da 5 oldu. Tamam. Olay bitti. Öncelikle benzerlik oranı kaç? 1 bölü 2. Benzerlik hacim, hacim ilişkisi. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Yani arkadaşım şuradaki hacim V iken kesik piramidin hacmi 7V'yi kullanacağım. Evet üstteki piramidin hacmini bulmalıyız. O zaman üstteki piramidin hacmini bulmak için şu cisim yüksekliği lazım bana. O da nereye denk geliyordu? Hop alttaki şeklin ağırlık merkezine. E ee, yana ayrıt uzunluğu belli olduğunda ne yapıyorduk? Şu köşegen çizmek önemliydi. Arkadaşım şurası 4 kök ki 4 kökki ise kök katından dolayı 8 burası. Burası 4 4 yaptı. 4 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden burası 3 çıktı. Şimdi üstteki V'yi bulabilirim ben. V neye işte arkadaşım? Taban alanı 4 kökkinin karesi çarpı taban alanı 4 kökkinin karesi kare olduğundan. Yükseklik ama bölü 3'ü unutma. Gitti gitti. 16 çarpı 4 kökkinin karesi nedir? 32 mi yaptı? Evet 32 yaptı. Ama bizden ne isteniyor? Kesik piramidin hacmi. Yani bizden 7 V isteniyor. 7 çarpı 32'den 7 kere 2 14. 3 kere de 21 224 çıktı. İşte güzel bir soru. ÖSYM bu mantıkta bir soru sordu. Kesik piramit çizmeyi de öğren kardeşim. Aha öğrendin. Tam piramiti çizdin. Şöyle bir de e, kestin. Yüzeyle kestin. Yani şuradaki çizgileri çizdiğin zaman olay bitti. Evet böylelikle piramit hallettik mi? Hallettik. Evet. Güzel bir şekilde hallettik. Hemen hemen her tarzını gördük. Görmediğiniz tarzları da ÖSYM sorularında da göreceksiniz arkadaşlar. O zaman tam anlamıyla olay bitecek. Evet böylelikle piramit konusunu hallettik. Sırada ne var? Bu haftanın 3. videosunda Kony anlatacağız size. Evet o zaman bir sonraki videoda de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.